Şimdi bir seyircimiz Sayın Murat Kılıç İlhan diyor ki Yeniçerilerin toplam sayısı 12 bin mi yoksa 30 bin civarı mı? Diyor. Hayır şöyle. Devletin, bu konuyu netleştirirseniz sevinirim diyorlar. Evet. Devletin en kuvvetli olduğu yani askeri olarak bu batıyı ezdiği dönemlerde Yeniçerilerin sayısı 12 bini geçmiyor. Yani hangi dönem bu? 16. yüzyılda. Hangi padişah? Kanuni zamanında. Ancak Yeniçer ocağının bozulduğu, savaşlara gitmediği, İstanbul'da terör estirdiği dönemlerde bunların sayısı 30 bini geçiyor. Yani 17. yüzyıldan itibaren Yeniçerilerin sayısı 30 bini geçmiştir. Ama bunlar tabii o dönemdeki artık bunlar savaşmayan, aynı Machiavelli'nin dediği gibi paralı askerler diyor savaş zamanlarında korkak, barış zamanlarında hükümete karşı cesur oldular. Aynı sistem ona dönüyor. Ergin Şen soruyorlar. Kazasker ile kadı asker arasındaki fark hiçbir farkı yoktu. Aynı. Yani aynı. Aynı. Telaffuz farkıdır. Kadı askerin yani datla yazılır o. Kısaltılmışıdır. Türkçe telaffuzu, Türk telaffuzu daha uygun. Kazaskerdir. O İstanbul'da semt de var zaten. Evet. Kazasker dediğim semt. Evet. Efendim Sayın Akif Özbalcı. Bir dostumuzu vermişler edebiyatçı isim. Bu Yavuz Selim'in Şiirler Pençeyi Kahrımdan Olurken Lerzan. Yorum mu yapmış? Hanginizi inanalım diyor. O Yavuz'un diyormuş. Siz değilsiniz. Bana inanın siz. Yavuz'un divanı açın bakın. Bakalım o şiir var mı? Her şeyi de söylüyor. Türk edebiyat tarihlerinde söyleniyor. Değildir Yavuz'un diye. Değil söyleniyor evet. Şimdi efendim burada enteresan bir soru var. Salih Selin Meriç. Yavuz Sultan Selim'in resmi. Küpeli resmi. Onu şey o Yavuz mu değil mi? Şimdi hiç söyleme bir şey. Ona bir kısa Yavuz'a bir verelim. Program şimdi yapalım bir kısa ara verelim. İstiyordunuz ara. Ondan sonra o resmin ve küpenin ne anlama geldiğini, resmin Yavuz'a ait olup olmadığını ben izah etmeye çalışayım. Efendim aradan sonra beraberiz. Efendim Tarihin Halkı Odası devam ediyor. Sayın Zafer Daş'tan mail yerine e-posta veya uygun göreceğiniz Türkçe bir kelime kullanmanız mümkün müdür? E-posta Türkçe mi? Posta Türkçe mi orada? Değil efendim Zafer Bey. Veya dil kurumunun uydurduğu elmek. Elmek mi diyorlar? Elmek diyorlar. Elektronik mektup demekmiş. Elmek. Zevksizliğe bak. Tangurdav, tungurdav gibi bir şey. Elmek. Mail yarışmış bir kelimedir. Onun için kullanıyoruz. Mail değil, mail. Mail daha doğrusu. Efendim şimdi bir müzik dinleyelim. Ondan sonra şu Yavuz Sultan Selim kısmına girelim. Her hafta çaldığımız önemli solistlerden birini dinliyoruz. Necmi Rıza Ahıskan söyleyecek. 1950'li yıllardan bir kayıt. Efendim Tamburi Ali Efendi'nin Segah şarkısı. Dil harabı aşkınım sensin sebep berbatıma. Evet efendim Necmi Rıza'yı dinledik. Çok güzel bu segahı okudu. Dil harabı aşkınım sensin sebep berbatıma. Bu arada yaprak galiba biraz soğuk kaptı. Klima var değil mi yukarıda bir de? Neden ama? Sesi gitmiş. Evet, İki şarkı kalmıştı. Hiç olmazsa eski savaş şarkılarını dinledik. O zaman sen hiç daha fazla durma. Haftaya kadar hasta olabilirsin. Allah korusun. Yarın seni yüksek ihtimalle ben evet. Hastayım. Sen o zaman güle güle sevgili seyirciler. Bu hafta iki şarkıyla, aslında üç şarkı. Bu şarkı iki kere okudu. İki güzel parça vardı, iki Buse'lik daha vardı. Dürüyü Turan'ın Nefis Buse'liği. Sesi mi gitti? Evet, sesi gitti. Diyor şu an. Okuyamayacağım diyor. Yani, sesi gitti. VP tizlerdeydi o. O tizde vay basamaz mısın? Mümkün değil. Şu an kapandı yani. Dört ses çalayım istersen ama yok boş ver. Hiç zorlama sesini. Evet zorlamasın. Hiç zorlama. Tamam, haftaya görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Size iyi sabahlar. Ağzına sağlık. Biz daha buradayız. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Evet. Efendim. Daha çok hikaye. Yavuz. Yavuz Selim meselesi Yavuz var. Yavuz Selim efendim. Var. Evet. Kazan kaldırma var. Kazan kaldırma var. O meşhur resim hatta şurada göstereyim. Biraz bilgisayarla şey olmuş ama. İnci küpeli. Şunu verebilirsek. Bugün sanki... Bu konuya değinecekmişim gibi evet. İnci küpe taktım. Bakalım efendi de var. Alabiliyor mu? Bu meşhur resim. Efendim bu Yavuz Selim değildir. Evet. Bu bir 18. yüzyıl resmi. 18. yüzyıldır ama o küpenin anlamı başkadır.
o Hayderi küpesidir ve bu Yavuz Selim değildir. Kutbüttin Hayder'in kullarının, onun yolundan gidenlerin taktıkları bir küpedir. Yavuz Selim'le alakası yoktur. Yanlışlıkla Yavuz Selim'e mal edilmiştir. Bir dahaki hafta orijinal Yavuz var. Resimlerini getirelim. Yavuz resimleri karşılıklı var. Gösterelim, evet. Yani öyle daha iyi olur. Yani o küpe dediğim gibi eski bir yerde silahlı tarikattı. Yani fetihlerde de rol almış olan efendim Hayderi tarikatının mensuplarının kullandığı küpedir. Müzik meraklısı seyircilerimiz biliyorlar. Hayderiname veya Haydarname diye bir parça vardır bizde. Nümune est bi güşe sepehir halkayı hor, zetovka halka be güşanı kutbüttin Hayder. Kutbüttin Hayder'in kullarının kulakla yukarıdaki güneş, gökteki güneş, Kutbüttin Hayder'in yolundan gidenlerin kulaklarındaki küpenin yanında daha küçük, daha sönük kalır gibi çevirebiliriz. O küpedir. Yoksa bunun Yavuz Selim'le falan hiçbir alakası yoktu, fakat bizde öyle bilinir. Başı bozukların o tuhaf etekleri vesaireyle birlikte küpeleri de var mıydı? Bilmiyorum. Ben sanki küpeleri de var diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Ama şey var, Doğu Türklerinde mesela Akkoyunlarda da var küpe. Yani mesela Oktopus. Ama niye? Türkmen. Türkmenlerde var. Mengüç. Mengüç diyor. Mengüç. Mengüç diyor. Mengüç. Mengüç. Çünkü şey var mesela, ben Oktopbeli Savaşı'ndan hatırlıyorum. 1473'te Fatih Akkoyunlar'a mağlup ettikten sonra bazıları savaş sahrasında Akkoyunlar'ın kulaklarını kesip küpeler almaya kalkıyor. Mesela Fatih yasaklıyor. Yani oradan küpe taktıklarını biliyoruz Akkoyunlu askerlerinin. Ve daha sonra Safeviler zamanında da küpe takılıyor. Bu ders kitabına giren bir resim olduğu için maalesef. Yani ders kitabına yanlış bir bilgi girdi mi kalır. Oradan küpe yani sorun. Yavuz'un daha önceki dönemlere ait minyatür ve resimleri var iken... Bunu birisi koymuş zamanında. Güzel, bu yayılmış. Bir resim. Ve işin en ilginci şu. Bir sürü yorum yapılıyor. İşte Yavuz Sultan Selim Trabzon valisiyken kılık değiştirmiş. Tebriz'e gitmiş. Şah İsmail'le satranç oynamış. Satranç maçında Şah İsmail'i yenmiş. Şah İsmail sinirlenerek buna bir tokat atmış. Onun üzerine bu kulağıma küp olsun diye kulağıma küpe taktı diyorlar. İşte yok, biz Hadimül Harameyniz, yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisiyiz diye onu taktı. Hizmetkarıyız diye kulağını küpe taktı. Böyle birçok, tabii sonradan Cibayet. İzah etmeye çalışıyorlar. Çünkü bizde erkeklerin küpe takma geleneği yok o dönemde. Yani bunun sebebi ne diye izah ediliyor. Hatta şey oldu, geçtiğimiz yıldı galiba, geçen yıl veya bu yıl, yok geçen yıl 2008'deydi. Bir defilede İyice zamanadan çıkardılar. Yavuz'u küpeyi bırakın, daha efemine bir tip olarak çizdiler. Yani böyle iyice şey hale getirdiler. Yani buradan yorum yapıp bir defilecinin birisi şey yapmış o şekilde. Var bu, var. Yani bu dediğimiz gibi bir dahaki hafta bir şey yapalım aslında. Yavuz orijinal portresi. Yavuz verelim. Şah İsmail ve getirelim. Şeyi koyalım yayına. Şimdi efendim bu küpenin Şia'yla, Şiilik'le veyahut Alevi görüşüyle falan hiçbir alakası yok. Çünkü bir kere ben bunu yazmıştım. Kıyamet koptu. Kıyamet koptu o zaman. Vay efendim, Yavuz küpe takmaz da o mu takar diye şeyler geldi. Yani ne alakası var? Bu Hayderi tarikatının veya Hayderi yolunun bir sembolüdür. Bunun başka bir dini veya tasavvufi felsefi manası yoktur. Bu Hayderi şeyinin manasıdır. Sembolüdür. Şöyle bir dipnot da düşmek istiyorum. Sanat tarihine çok meraklı olduğum için özellikle Venedik'te, Venedikliler çok meraklıdır. Osmanlı tasvirlerine bakıyordum ya da işte portrelerine, resimlerine. Orada çok bulursunuz. Yani özellikle Osmanlılar ve Venedikliler arasındaki münasebetlerden dolayı çok merak etmişler. Ve bir sürüsünde küpe var. Yani onların belki tabii ki abartısı. Hangi ya da dönem? Bellini döneminden başlayarak 18. yüzyıla kadar geliyor. Yalnız dolayısıyla Osmanlılar mı, İranlılar mı? Osmanlılar. Yani zaten o kostüm bellidir. Osmanlı olduğunu anlıyorsunuz. Bir sürüsünde küpe resim var.
yani tabii ki bunlar ciddi tarihi şey olarak alınmaması lazım. Adamların birazcık fantezisindeki bir Osmanlı portresi oluyor. Yok zaten şeyler hatta takıyor dediği gibi Haydariler, Kalandariler yani dervişler hep küpelidir kulaklarında. Evet, ama yani bunların çok bu kadar Haydari olduğunu sanmıyorum. Evet. Yani genel olarak hepsini böyle bir şey yapıyorlar, evet. Çiziyorlar. Rembrandt'ın öğrencisi, sonra size gösteririm o resmi. Ya daha doğrusu Rembrandt'ın stüdyosunda çok meşhur bir resim vardır. Orada da mesela Osmanlı şeyinde, modasında mı öyle bir isim var. Adam portresi vardır. O da mesela şeydir. Efendim 18. hatta 19. yüzyılda İstanbul'da küpeli erkekler var. Fakat başta yani 15, 14, 15. asırda dini tasavvufi bir hareket olan bu Haydarilikte Haydariliğe mahsus olan küpe sonraki devirlerde gittikçe aşağı tabakanın süsü haline geliyor. Yoksa var küpe. Ama resimdeki Yavuz, o başındaki taç, onun sarış şekli o bir Haydari derviş, Haydari şeyidir. Ve şunu unutmayalım. Şah İsmail Erdebil şeyhlerinin torunudur. Erdebil şeyhleri Kalenderi Haydari derler. Ve bu Kalenderilik ve Haydarilik Türk tarihinde özellikle Anadolu'nun Türkleşmesi tarihinde çok önemli rol oynamış, çok önemli bir Türk tarikatıdır. Yani İtalyanlı tarikat falan değildir. Yerli. Türk tarikatıdır. Ve Kalenderilik, Haydari, Kalenderi, o dönem Cavlakilik bunlar çok önemli tarikatlardır. Ama tarikat deyince bugün işte o televizyon haberlerinde gördüğümüz işte hu bilmem ne falan filan anlamıyor. Kırbaç. Bunlar değil. Bunlar bir yol. Ve hem siyasi, hem askeri, hem tasavvufi yoldu bunlar. Ve bu Gazian-ı Rum, Bağcian-ı Rum şeyle falan çok yakından ilişkisi vardı bunların. Bunlar detayına evde kılı savaşıyorlar zaten. Yani efendim? Bunlar evde kılı savaşıyorlar. Bunlara karşı savaşıyorlar tabii. Yani. Abdalan-ı Rum deniliyor bunlara zaten. Abdalan, evet. Yani o şekilde özellikle ya. 15. yüzyılın sonlarına kadar çok etkiler imparatorluğu. Evet. Şeyler de öyle değil mi? Mesela Rodos şövalyeleri ilk başta o Kudüs'te hastalara falan bakan adamlar bir süre sonra öbür tarafa taşınınca yani Rodos'a gelince ellerinde kılıç savaşan insanlara dönüşüyorlar. Yani tabii onlar da bir tarikat. Evet. Yani onların da o işte Hristiyan. O tarikat hala devam ediyor. Evet. İşte şey de öyle meşhur tapınak şövalyeleri, evet, vesaire hep bunlar tarikat. Templar. Yani başlangıçta tapınağı korumak için Kudüs'te 8 kişiden oluşan bir örgüt. Sonradan çok büyük yer altına iniyor sonradan. Krallar. Şimdi sevgili seyirciler, burada bazı seyircilerimizden geliyor. Ya çok takıldım bu okuyucuya. Gazetede başladı, hala okuyucu. Evet. Efendim bu Genç Osman türküsü, Genç Osman dediğin bir küçük uşak beline bağlamış ebeşim kuşak. Bunun padişah Genç Osman'la alakası yoktur. Evet. Hiç alakası yok. Cengaver Genç Osman. Bu 4. Murat'ın Bağdat Seferi sırasında, onun hatta bir tarihlerden birinde vardır hikayesi. 4. Murat'tan biraz önce herhalde. Yani şöyle 4. Murat'tan önce değil de 1632'de yani Murat 4. Murat yani direkt sefere gitme. Hüsrev Paşa'nın bir İran seferi, evet, var. Evet. Hüsrev Paşa'nın İran seferinde görüyoruz. Yani tarih sahnesine çıkıyor. Hı-hı. Yani Genç Osman yani orada efsaneleşen türkülere konu olan bir o da şey. Yani bunun Sultan Savaş. Osman'la, tabii, II. Osman'la hiçbir alakası yoktur. Zaten Genç Osman'a biz Genç Osman diyoruz. Osmanlı tarihleri Genç Osman diyemez yani. Padişah Sultan Osman'dır. Yani Osman'ı ya sahne. 18 yaşında Osman'ı ölmüş olsa da. Tabii Osman'ı sahnedir yani, ona padişah Genç Osman diyemez bir tarihçi. Yani o sonraki tarihçilerin bir şeyi kullanmış. Haydariler, Kalenderiler bıyıklarından tanınırdı diyorlar. Evet, ama küpeden de tanınır. Sadece bıyık değildir, küpe de aynı zamanda. Bu konuyu soran, yazan seyircilerimiz, neydi şeyin ismi, şu İsveçli Ralamp. Bir Türkolog vardır. Hayır, Türkolog. 20. yüzyılda. Ne yazdı? Sven Hedin'den sonraki. Onun Kalenderiler hakkında bir Fransız dergisinde, yani dergi dediğim akademik yayında çıkmış, çok enteresan bir makalesi vardır. Orada bu küpe meselesini en son okuduğum yazı odur benim. 80'lerde çıktı o yazı. Fakat ismini hatırlayamadım işte. Sadece bıyık değil.
başka özellikler de var. Bıyık, küpe, göğüs kılı, kaş ve bazen hatta dövmeler. Kalenderi, Hayderi ile bunlar hep bir arada olan şeylerdir. Yeniçeri'de de dövme var değil mi? Var. Var. O sembollerini... Her ocağın kendi tabii, her sembolü. Her ocağın ilginç sembolleri var. Yani bunlar da hatta... Evet, orada bir resim vermiştik bulabilirsek. Semboller diye verdik galiba İlkül Hanım. Onu bir gösterebilirsek Erhan Bey onları bir izah etsin. Onlar enteresandır. Evet. Evet. Yani böyle her yeniçeri... Her ocağın... Şimdi yaklaşık 160-170 tane yeniçeri bölüğü var. Yani bunların bir kısmı sekban adıyla anılıyor. Bir kısmı yeniçeri ortası adıyla anılıyor. Her bölüğün bir sembolü var. Yani bu ekranda gördüğümüz gibi. Kimisininki mesela çadır, kimisininki tüfek, kimisininki ok, kimisininki değişik kuşlar, kimisininki hatta gemi. Biliyorsunuz bu gemi sembolünden dolayı denizci zannediliyor ama denizci değil bunlar, yeniçeri. Evet. Bu sembolleri bayraklarında taşıyorlar, kendi vücutlarına, özellikle omuzlarına dövme yaptırıyorlar. Öldüklerinde aynı sembol mezar taşlarına işleniyor. Evet. Yani bütün hayatlarında bu yeniçerilerin sembolleri işgal ediyor. Yani burada sembollerde gördüğümüz gibi bunu Avrupalılar merak ettiklerinden kullanıyorlar. Yani kaçıncı ortaysa işte 59. ortamı, 35. ortamı neyse her birinin bir sembolü var. Orta ne demek? Yani bölük. Yani yeniçeri bölüğü. Yani bu yaklaşık 100 ile 200 kişiden oluşan değişen yeniçeri bölükleri var. Bunlara genelde orta veya oda deniliyor. Bu isimle anılıyor ve bunlar bir sembol taşıyorlar. Ve mesela şey ilginç. Yeniçeri ocağı bozulduktan sonra bunlar esnaflık yapmaya başlıyorlar. Esnaflık yaptıkları dükkanın kapısına sembolü tabii şu demek. Yani orası bir yeniçeridir, buraya dokunulmaz. Yani onu da işaret ediyor. Bu sembolleri koyuyorlar. Evet. Yani gördüğünüz gibi süpürgeden çadıra, turna kuşundan merdivene kadar değişik değişik semboller var. Efendim var. Bir izleyicimiz soruyor, bu küpenin eşcinsellikle alakası var mı kardeşim? Ne alakası olacak ya? Yani padişahlar o dönemde entari giyiyor diye bunlar da mı eşcinsel oldular? Ne alakası var? Küpeyi söylüyorum, deminden beri anlatıyoruz. Dini bir sembol. Dini yani. Bir semboldür. Yani cinsi bir sembol değildir. Dini bir semboldür. Şimdi efendim şu şeye bir gelelim. Aslın neye? Kaldırmayın. Kazan kaldırma. Kazan kaldırma. Kaldırmadan önce bir anekdot vardı ilginç, onu unuttum. Bu Yeniçeriler Bizans'ta da var. Yani Bizans'ta da yani Zatru ismiyle Yeniçeri grupları var. Hatta bu yüzden bazı Bizans tarih uzmanları Yeniçeri'yi Osmanlılar Bizans'tan aldı dediler ama biz Çeri kelimesinin asker olarak Divan-Lugat Türk'te olduğunu var. Biliyoruz. İşin ilginci şu, Osmanlı Bizans'tan bazı müesseselere kurumlar alıyor ama Bizans da Osmanlı'dan alıyor. Çünkü 1371'den itibaren Bizanslılar Osmanlı ordusunda gelerek askerlik yapıyorlar. Yani savaşlara katılmak zorundalar ve burada Yeniçeri örgütünü görüyorlar. İşin ilginci şu, Bizans'taki Yeniçeri birliklerinde Hristiyan Türkler var. Tabii. Yani Vardallı ve Mürted adıyla anılan, bizim şeyin güzel bir, siz de tanırsanız Mustafa Taş'ın çok güzel bir makalesi vardır Bizans Yeniçeri birliklerinin üzerine. Orada onu anlatıyor. Yani Bizans'taki Hristiyan Türkleri, imparatorlar aynı şekilde bizdeki Yeniçeri teşkilatını Bizans'ta da kuruyorlar. Yani böyle de bir ilginç Bizans Yeniçerileri var. Onlardan önce Romalılar da var. Bunlar da Yeniçeri ismiyle. Yani Zatru. Yani Yeniçeri'yi... Ha, ben sistemden bahsediyorum. Şey yapmışlar tabii. Sayın Yavuz Yılmaz, İsveçli Türkolog, bunlar Yaring. Evet ama o makale onun değildi. İsmi unuttum. Unutmazsam yani bunu şey, konuştuğumuzu... Kadın Türkolog'tu galiba. Hayır kardeşim, kadın. Uzatmayalım konuyu, vakit şey yapmayalım değildi. Bir şimdi de şu kapatılmasını yapalım. Kazan. Ocağın kaldırılmasını. Kazan o kısa bir şey o. Doğru mudur o kazanı devredikleri? Ya çeşitli iki türlü protesto isyanlar olarak. Var. Bir, mesela ordu seferdeyse yeniçeriler yürümüyorlar. Komutanlar ve vezirler diyor ki veya padişah, niye yürümüyorsunuz? Önümüzde ot arabası var diyorlar. Bu bir isyan işaretidir. Yani veyahut çorba zamanında çorbalarını içmiyorlar. Yani bu da bir isyan. Yani yeniçeri kazanı, evet burada görüyoruz. Yemek taşınıyor. Ve bu kazanlardan bir kısmı sarayda galiba şu anda. Yani sarayda muhafaza ediliyor. Evet. Yani tabii Yeniçerilerin isyanına bu yüzden kazan kaldırma deniliyor. Yani kazan çorba içmedikleri için.
Peki bir şey soracağım. Hatta tarih düşürmüştür. Kazan devrildi, söndürüldü ocağı diye. Aha. Kaldırıldığı zaman Yeniçeri ocağı şey olur. Bu et hikayesi doğru mu? Rivayet mi? Nasıl et? Et meydanı. Hı? Et meydanı. Evet. İsim oradan geliyor. Hı. Yani kazan kaldırınca et dökülmüş. Dolayısıyla et meydanı ismi oradan gelmiş. Yani o Yeniçerilerin bulunduğu yere et meydanı deniliyor. Ama yani hiç bilmeyen şeyini bilmiyorum. Yani nereden geliyor, ne şekilde geliyor diye. Tabii şimdi Yeniçeriler o hale geliyor ki belli bir süre sonra artık. Yani yoldan geçen kadınları şey yapıyorlar. Mesela arşivde 1800'lü yıllara ait sayısız belge var. Yani yoldan geçen kadını çevirmiş, kaçırmış. Hatta cami avlusunda Üsküdar'da mesela 1809'da öyle bir hadise var. Keleş isimli bir Yeniçeri. İskele Camii'nden. İsmi ne? Keleş. Keleş. Yeni cami, İskele Camii'nden geçen bir kadın almış, kaçırmış. Şikayet edilmiş filan. Yani burada Zeyrek taraflarında öyle bir sürü hadise var. Tabii bir terör estiriyorlar bunlar. Yani şey değil yani. Ve 3. Selim'i tahttan indiriyorlar. Daha sonra Alemdar Mustafa Paşa geliyor. 3. Selim'i tahta geçirmek isterken tekrar 3. Selim öldürülüyor. Alemdar Mustafa Paşa'yı isyan edip öldürüyorlar. Yani Alemdar Mustafa Paşa yani çok kuvvetli, bir sürü asker olan birisi. Şey de çok ilginçtir. O Alemdar'ın konağı biliyorsunuz şeyde, Cağaloğlu'ndan çıkarken Ayasofya'nın karşısında, hatta orada harap bir bina var. O, onun Alemdar'ın konağı olduğu söyleniyor. Çok enteresan bir şey. Hala böyle evet. Yıkılmış duruyor. Mesela o dönemde ikinci Mahmut tabi başlangıçta Alemdar Mustafa Paşa'da öldükten sonra bir şey yapamıyor. Sonunda 1826'da yeni Vakayı Hayriye. 15 Haziran 1826'da asker Yeniçerilere yeniden isyan ediyorlar. Yani yeni asker, talimli asker yetiştirmesine karşı çıkıyorlar. Yalnız Mahmut tabi önceden 3. Selim'in hatalarına düşmüyor. Yani dedim ya demin çok soğuk hislerini belli etmeyen bir padişah. Yani önceden ölçmüş, tartmış. Böyle bir isyan çıkacakken ne yapacağını da düşünmüş olmalı. İsyan edince sancağı şerif, yani Peygamberimizin sancağı çıkarılıyor Sultanahmet'e. Halk, ulemanın desteğini alıyor. En önemlisi bakın. 3. Selim'i tahta indirenler ulemadır. Evet. Yani o dönemdeki medrese hocalarıdır. Ulema yanında, halkı da yanına çekiyor. Esnaf gruplarını yanına çekiyor. Zaten silahlı birlikler de var. Ve 15 Haziran 1826'da bu çok ilginçtir. Yani devlet kendi ordusunu topa tutup ortadan kaldırıyor. Yerle yani bir etmişler. O kadar canına tak demiş ki artık Yeniçerilerin kışlaları top atışına tutuluyor. 6.000 ile 10.000 arasında Yeniçerinin öldürüldüğü söyleniyor. Ve hatta bazı bulgularda bir sürü Yeniçeri de haç olduğu söyleniyor. Belki ondan sonra haç olduğu, haç taktıkları. Haç, vücutlarında haç çıkıyor. İşte sünnetsiz. Tabii bu şey de olabilir. Onlar şeydir. Kötü propagandadır yani. Aleyhde propagandadır. Yani o bir karşı öyle propaganda bir şey işte. Yani Yeniçerilerin hortladı falan diye şeyler çıkar. Katledilmesi. Vampir oldu diye çıkar. Çok şey çıkmıştır. Ya zaten o kadar nefret ettirmişler fakat ki. Fakat en güzeli şeydir. O dönemdeki fıkralardan. Bu Yeniçeriler malum çoğu Bektaşi'dir bunlar. Evet. Şey kapatıldıktan sonra, Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulmasından sonra Bektaşi tekkeleri de kapatılıyor. Yasaklanıyor. Hatta yasaklanıyor. Mahvediliyor değil mi? Yok, bina, bir sürü bina yıkılmaz. Bina diğer yıkılmaz. Şeylere veriyor. Başka tekkelere veriyorlar. Diğer mevlevilere ve diğer tarikatlara. Şey yok mu? Müsaade buyurun anlatayım. Pardon, tahribat yok. Yok. Kahveler yıkılıyor. Kahveler yıkılıyor. Tekkeyi niye tahrip etsin? Ve Bektaşiler, Mevlevihanelere, pardon Yeniçeriler ve Bektaşiler beraberce Mevlevihanelere gitmeye başlamışlar. Ama giden çıkmıyor bir daha. Şeyden yerleşmişler. Şey ne yapsın? Şeyhler bir çare buluyorlar. Hatta da şöyle birkaç metrelik bir yazı yazdırıp duvara asıyorlar. Medet ya Hazreti Muaviye. Onu gören Bektaşi, Yeniçeri hepsi kaçıyor. Gidiyor, bir daha gelmiyorlar. Bu şeylerde anlatılır bu şekilde. Mevlevihaneler Yeniçerilerden, Bektaşilerden kurtulmuştur derler. Yani Yeniçerilerden yani. Tabii şey var. İstanbul'da bir katliam oluyor ama Anadolu'ya da, çünkü Anadolu'da da Yeniçeriler var. Mesela Tokat'ta var. Tokat'ta sicillerden takip edebiliyorsunuz. Her yerde takibat ediliyor. 20 bine yakın Yeniçeri öldürülüyor. Ve bütün bunların en fazla gittikleri yer kahveler. Her yerde kahveler yıkılıyor. Yeniçerilerin devam ettikleri kahveler yok ediliyor. Yani tamamıyla. Ve en acısı tabii bizim tarihçiler açısından.
Yeniçerilere ait defterlerin çoğu maaş defterleri evet. yakılıyor. Tabii bunun amacı şu. Osmanlı Devleti resmi bir belgeye esas kabul ettiği için kaydı yok ediyor. Yani yarın öbür gün kimse Yeniçerilik iddia etmesin diye. Hı. Ama muazzam düşünün. Yani kaç bin defter gitti. Yani imparatorluğun başından beri yani çok az evet. Yeniçeri defteri vardır arşivde bugün. Çoğu yakıldığı için. Daha sonra belli yerlerde taşlar tahrip edilmiş. Kahveler yıkılmış. Yeniçerilerin şeyleri var. Destekçisi grupları mesela hamallar var. Hamallara karşı baskı uygulanıyor ve Türk hamalların yerine Ermeni hamallar alıyor. Çünkü evet. Türk hamallar Yeniçerilerin destekçisi. İlginç şeyler var. Ya ciddi bir temizlik. Tabii. Çok ciddi bir temizlik. Mesela yapmıştır. Eskiden berberler kahvede çalışırken kahveler yıkıldığı için yerlerini berber dükkanları o dönemden sonra açılmaya başlanıyor. Yani çünkü daha önce berber dükkanı diye bir şey yok. Kahvede hem tıraş ediyor adam hem diğer işleri yapıyor. Herhalde yavaş anlat ne olur ben takip edeyim. Kahvehaneler yıkıldığı için evet. berber dükkanlar açılıyor. Çünkü daha önce tıraş kahvede yapılıyor. Bunun yanı sıra tabii işte bu Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması vakayı hayriye diye adlandırılıyor. Ancak bazı tarihçilere vakayı şeriye diyorlar. Yani işte şeriye. Bakış İnsan açı. Kendi ordusunu yok eder mi filan. Ve 1828'de 2 sene sonra Rusya'ya karşı mağlup oluyoruz. İşte diyorlar Yeniçeriler ortadan kalktı ama şunu söylemek lazım. 18. yüzyılda özellikle ikinci yarısında Osmanlı ordusunda savaşan kuvvetten önemli bir kısmı Yeniçeriler değildir. Eyalet valilerinin parayla tuttuğu askerlerdir. Yani Yeniçer Ocağı kaldırılmış kaldırmamış hiçbir şey fark etmiyor. Tabii şey ne çok... yapıyor peki bunlar o zamana kadar? Savaşmıyor, etmiyor padem. Bu bir geçim kaynağı olmuş. Bankamatik memuru bürokrasi. Bankamatik memuru derler ya yani işe güce gitmez bazı dönemlerde. Ben böyle bir tanesine rastladım. 5 sene hiç gitmeden dozer operatörü olarak maaş almış. Dozer operatörü. Tabii hem de dozer operatörü uzmanlık. Sonradan hükümet değişmiş. Yavaş. Başka bir parti gelmiş. Dozer kullanıyorlar. Adam bilmiyor tabii istifa etmişti. Yani öyle bir yerde. Şimdi bunların bir kısmı sefere gidiyor ama önemli bir kısmı cephede bulunmuyor. Yani sadece maaş almaya gidiyor. İkinci Mahmut ortadan kaldırdıktan sonra yeni bir teşkilat kuruyor. Tamamen dini kaideler üzerine. Ordunun ismi Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Yani Muhammed'in muzaffer askerleri. Ve o kadar dini kurallar ön planda ki işte yeni ordunun namazı, imam tayini vesairesi. Yani tamamıyla daha önceki şeyi bir dini meşruiyet zeminine oturtmak istiyor yeni orduyu. İkinci Mahmut. Sistemde şey değil mi? Tabii. Fransız ve Alman. Tabii Fransız sistem asıllıklı. Mesela bu da şöyle. Genelde Fransız ön plana çıktığı için Fransız askeri sistemi Fransızca da yaygınlaşıyor. Devlet adamları ve askeri kurumlar arasında. Tabii ilginç olan şu. Tanzimat bizim tarihimizde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak asıl köklü değişiklikleri 2. Mahmut yapmıştır. Yani Tanzimat'ta öyle çok köklü bir değişiklik yapılmıyor. Evet. Bunun sebebi de şu. Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdığı için her şeyi yapabiliyor, muhalefet kalmıyor karşısında. Yani bütün kurumlar alt üst etmiştir, yeni kurumlar ihdas etmiştir. Bir kere en başta elbiseyi değiştiriyor. Yani kılık kıyafeti, pantolon giyiyorlar değil mi? 2. Mahmut Türk tarihinin en büyük devrimcilerinden biridir. Ve şeyi de açıkça söylemek lazım. Atatürk devrimlerinin öncüsü 2. Mahmut'un yaptıklarıdır. Yani kaç bin senedir giyilen entariyi kaldırmış. Yani arkasından şapka devrimi falan öyle gelmiştir. Patlama giydiriyor. Yani çok zor bir şeydi o dönem için. Zordu. Onun yapılması. Ama şey tabii şu Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran bir hükümdar her şeyi yapar. Yani düşünün kaç tane padişah, denemiş. Kaç tane vezir azamı tepelemiş bunlar. Yani ortadan kaldırmışlar. Yani Yeniçer Ocağı'nı kaldırdıktan sonra padişahın önünde hiç kimse duramaz zaten. O çok büyük bir güç. Bir de kim neyle duracak? Evet. Yani eskiden ulema isyan etmek istediği zaman, bir vezir daha üste yükselmek istediği zaman şey yapıyor. Yeniçerileri sırtında yiyor. Tabii Yeniçerilerin ortasından kaldırmasıyla birlikte bütün birçok görev ortadan kalkıyor. Saray görevleri vesaire kapı kuluna bağlı. Yeni bir sistem oluşuyor ve karşımıza farklı bir Osmanlı çıkıyor artık. Yani Tanzimat ve 2. Abdülhamit dönemlerinde iyice batılaşan bir yola giriliyor. Ve tabii şey var, o demin söylediğiniz gibi sonradan Yeniçeri'de işte o hortlak
resmi evet. gazetede takvim ve kaydı. Şey kötüleme kampanyası. Tırnava'da Bulgaristan'da. Bulgaristan'da Yeniçeriler vampir dediği haberler çıkar. Vampir yakalanmış ama o nereden biliyor musun? O bölgede var zaten. O bölgede vampir inancı evet. var onun için. Evet. Eğer onu doğuda falan yaptıydı cin oldu diye çıkardı. Cinlerin şeyine gelmişlerdi diye çıkardı.